İnsanlar günümüzde faşizm ya da faşist terimlerini kullandıklarında, bunu genellikle belli bir grubu, rejimi ya da fazla agresif, fazla kontrolcü ve denetleyici bir bireyi aşağılayıcı anlamda kullanırlar. Ama aslında faşizmin kökeni 1920 ve 1930'larda ve İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'da iktidar olan Benito Mussolini'ye dayanır. Bunlar kendilerine gururla faşistler ve ideolojilerini de faşizm olarak adlandırırdı. Faşist ve faşizm kelimelerinin kökeni aslında İtalyanca demet anlamındaki faşyo kelimesinden gelir. Bir demetin tek olandan daha güçlü olacağı düşüncesinden ortaya çıkmıştır. Ve bu da aslında faşizmin sembolüdür. Demet sembolü, bu sopalardan oluşan deste de, aslında Mussolini'den binlerce yıl öncesine dayanan bir semboldür. Roma dönemine kadar uzandığı söylenir. Hatta benim okuduğum başka bazı kaynaklara göre bu birlik sembolü, resmi güç sembolü aslında Roma döneminden de öncesine gidiyor. Hatta Mussolini başa geçmeden önce bu terim kendilerini devrimci ittifak içinde gören pek çok grup tarafından da kullanılıyordu. Bir şekilde değişim için savaşan bir grup ve Mussolini de bunlardan farklı değildi. 1914'ün sonu ve 15'in başlarında Mussolini Fasci D'Azione Rivoluzionaria'yı kurar. Tekrar tekrar İtalyancayı katlettiğim için hepinizden özür diliyorum. Ama bunu tercüme etmeye kalkarsak şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu kelimeler tek tek grup, hareket ve devrim anlamına geldiğine göre devrimci hareket grubu diyebiliriz. Mussolini bunu 1915'te kuruyor. Bu aslında Sosyalist Parti'nin bir fraksiyonuydu. Aslında burada bir ironi var. Çünkü Mussolini ve faşizm özellikle son derece güçlü bir antisosyalist ideoloji ile bağlantılandırılır. Ama 1914'te 1914 Avrupa Birinci Dünya Savaşı'na girmek üzereyken İtalyan Sosyalist Partisi'nin ana görüşü İtalya'nın savaşa girmemesi gerektiği yönündeydi. İtalya'nın tarafsızlığını koruması gerektiğine inanıyorlardı ve bunu istiyorlardı. Ama aralarında bazı fraksiyonlar bakın bu İtalya'nın hak talep etme şansıdır. İtilaf devletleri yanında savaşa girmeliyiz diyen daha milliyetçi grupları e, içinde barındırıyordu. Yani bu fraksiyonların içinde daha milliyetçiler vardı ve onlar savaşa girmek istiyordu. Mussolini de işte onlardan biriydi. Ve bu güçlü savaş lehinde duruşu nedeniyle aslında 1914'te sosyalist bir gazetenin başındayken bu gazeteden kovulmuştu Mussolini. Ve sonra 1915'te Fasci Dazione Rivoluzionaria'yı kurdu. Bunlar 1. Dünya Savaşı'nın sonunda 1919'a geldiğimizde Fasci Italiani di Combattimento adıyla yeniden bir araya geldiler. Bu da aslında faşiye grup dersek devrimci grup İtalyan devrimci muharip grubu olarak çevrilebilir ya da İtalyan devrimci muharebe birliği ya da muharip İtalyan devrimci grup diyebiliriz ya da İtalyan muharip grubu denebilir bütün bunlar çeşitli e, tercüme önerileri ama çok da önemli değil faşi İtalyani di combattimento orijinal adı budur ve bunların ideolojisi ideolojileri kurulduklarında hemen doğru bir şekilde kararlaştırılamamıştı. Aslında sadece aşırı milliyetçilik taraftarı olma düşüncesi etrafında kurulu bir ideolojiydi ama o da 1920'ler ve 30'larda geliştirilmeye başlandı. Ana fikir zaten bunu pek çok kez söyledim. Aşırı milliyetçilikti. Aşırı milliyetçilik aşırı milliyetçilik ya da genel olarak milliyetçilik hakkında konuşurken her şeyden önce bir milletin, bir grubun çıkarları hakkında konuşmuş oluyoruz. Devleti her şeyin üzerine koymuş oluyoruz yani. Faşizm genellikle sağ eğilimli bir ideoloji olarak görülür. Ama en saf haliyle ne sağ ne de sol eğilimlidir aslında. Siyasi yelpazenin en solunda komünizm ya da sosyalizm var diye düşünebilirsiniz. Ben komünizm yazacağım. Sosyalizmin en uç hali olarak bunu düşünebiliriz. Komünizm ve en sağda da tamamıyla serbest piyasayı düşünebilirsiniz. Tamamen kuralsız serbest piyasa. Son derece küçük bir hükümet. Ve faşistler, aşırı milliyetçiler kendilerini siyasi yelpazenin hiçbir tarafında görmediler. Kendilerini her şeyin bağlı olduğu ayrı bir yol olarak gördüler aslında. Ekonomi devlete tabiydi bunu söylemekle birlikte kendilerini daha çok sağdakilerle aynı çizgide gördüklerini de söylemek mümkün. Her ne kadar tamamen serbest piyasa kapitalistleri olmasalar da kesinlikle komünizm ve sosyalizm karşıtıydılar. Bu kesin. Bu da onların sağ cenahla biraz daha fazla uyum içerisinde olmalarına neden oldu. Ama yine de onların ideolojisi diğer sağ ideolojilerden farklıydı. Onların bakış açısına göre hükümetin ekonomiye tabi olduğu, hükümetin mümkün olduğu kadar küçük olduğu aşırı sağ ideolojiler çok da doğru değildi. En azından onların ideolojisi bu değildi. Ekonomi daha çok milliyetçi çıkarlara hizmet etmek için vardı. Faşistlerin tutunduğu bir diğer ideoloji de siyasetin içindeki şiddettir. Yani siyasetin içinde şiddetin meşru bir parça olarak yer alması, siyasette şiddet. Ve bunu, Benito Mussolini'nin faşistlerinin siyah gömlekler giymesinden de anlayabilir, görebilirsiniz. Ee, aslında bu siyah gömlekliler denen grup, paramiliter bir gruptu ve zamanla siyasi kontrolü ele geçirerek e, zor uygulamaya, şiddet uygulamaya başladılar. Ve aslında siyaseti de şiddet yoluyla ele geçirmiş oldular. Daha sonra bunu yani bu stratejiyi Naziler de uyguladı. Onlar da faşizmle bağlantılı olarak değerlendirilirler bu yüzden. Saldırı birlikleri, taburları, paramiliter güçleri esas olarak siyasi kontrolü elde etmek için kullandılar. Bir başka yönleri ise Mussolini ya da Nazilerden söz ederken tahmin edersiniz ki pek fazla demokrasi taraftarı olmamalarıydı. Sadece her şeyin devlet kontrolüne tabi olması gerektiğini düşünmekle kalmıyor. Devletin mutlak güce sahip olması gerektiğini savunuyorlardı. Yani demokrasiyle pek ilgili değiller. En tepede güçlü bir lider, güçlü bir tek parti olmalı. Ve Mussolini için bu faşistlerdi. Hitler içinse bu nazilerdi. Son derece totaliter bir yapı, tamamen totaliter. Bundan başka aslında bunların hepsi bir bütün ama bundan başka agresif bir dış politika düşüncesi de var. Bu agresif dış politika gerçekte kültürel üstünlük inanışına dayanıyor. Eğer nazilere bakarsanız aşırı ırksal üstünlük de var. Kültürel üstünlük düşüncesi de var, aşırı ırksal üstünlük düşüncesi de var. Burada küçük bir ayrım yapıyorum çünkü Mussolini Hitler'i son derece küçük görürdü aslında. Hitler 1922'de başa geçen Mussolini'yi bir rol model olarak görmüş ve 1923'teki birahane darbesini ondan esinlenerek yapmıştı. Buna rağmen Mussolini 1920'lerin büyük bir kısmında hatta 1930'ların başlarında Hitler'i pek ciddiye almıyordu açıkçası. Hitler'in saf ırk düşüncesini tamamen hayal olarak görüyordu. Çünkü gerçekte saf ırk diye bir şey yoktu. Hitler'in İtalyanların soyunu karışık olarak nitelendirmesinden de pek hoşlanmıyordu. Ama Mussolini kendisi İtalyanların kültürel olarak üstün olduğunu düşünüyordu. Bu da onların agresif bir dış politika için Avrupa ve Afrika'da diğer memleketleri işgal etmek için bahaneleriydi. Ve göreceğimiz gibi ideolojik olarak çok ortak noktaları olduğundan Nazileri daha aşırı bir düşünce tarzı olarak görebilirsiniz. Faşistler de son derece aşırıydı ama Naziler aynı ideolojinin daha aşırı bir versiyonuydu. 1920'ler ve 1930'ların başlarında Mussolini, özellikle İngiltere ve Fransa gibi Avrupa'nın diğer güçleriyle ayrı seviyede olmak istiyordu. 1930'ların ikinci yarısında ise Mussolini ve Hitler birbirlerini çok yakın buldular. Her ikisi de agresif bir dış politika istiyordu. Her ikisi de başka memleketleri ele geçirmek istiyordu. Her ikisi de üstün, en azından kültürel olarak üstün nüfusları için daha fazla yer istiyordu. Naziler özellikle ırksal olarak üstün nüfuslarının artmasını ve zenginleşmesini istiyordu. Böylece 1930'ların ikinci yarısına ve İkinci Dünya Savaşı'na doğru ilerlerken, Mussolini ve faşistler Hitler ve Nazilerle yakın müttefik olmuş oldu.